Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Bu dedeniz, daha dede olmadan önce 30 yıldır Türkiye'deki modeli eleştirir. Niçin eleştirir? Çünkü bendeniz başkanlık modeli taraftarıyım, yeni değil. Nitekim Liberal Demokrat Parti'yi kurduğumuzda da bundan 25 sene kadar önce o zaman da ben Liberal Demokrat Parti'yi başkanlık modelini desteklediği için genel başkan yardımcılığını kabul etmiştim. Yani daha doğrusu liberal, gerçekten liberal bir parti olduğunu inandığım, bildiğim için. Aman ha! Bizim başkanlık modelimiz bugünkü gibi değildi. Hayır. Bizim başkanlık modelimizde gerçek bir demokrasi vardı. Öyle Anayasa Mahkemesi'ni, Danıştay'ı, Sayıştay'ı, üyelerini başkan atayacak. Hayır. Seçilmiş parlamento ve nitelikli çoğunlukla atanacaktı hakimler, savcılar. Hakimler, savcılar önce kendi aralarında adaylarını seçeceklerdi. Sonra da o adaylar gelip parlamento tarafından onaylanacaktı. Bizde öyleydi. Şimdiki gibi başkan atayacak. Daha gördük Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerini. Kim atamış bilmiyorum ama yani çok da sağlıklı atamadığı belli. Ve ben yaklaşık 30 yıldır, evet 30 yıldır 1989'dan bu yana ilk defa Özal merhuma yazdığım, attığım, çektiğim fakslarla bilinirim, tanınırım. Cumhurbaşkanı olduğu zaman. Efendim, tabii Cumhurbaşkanı olmadan önce de. Efendim, Turgut Bey'e, rahmetliye Turgut Bey'e, yöneten parti modelinin, yani Amerikalıların government party dedikleri modelin ne kadar bela bir model olduğunu, ülkeyi kötü niyetli siyasetçilerin parti teşkilatlarıyla birlikte yöneterek bütün devlete hakim olduklarını anlattım. Kim bilir kaç tane faks çektim bilmiyorum ki. Daha sonra aynı faksları iş insanlarımıza, Anayasa Mahkemesi üyelerine, Danıştay, Sayıştay, Yargıtay üyelerine, Genelkurmay Başkanlığına, Odalar Birliği'ne, hepsine gönderir dururdum. O kadar çok telefon parası öderdim ki. Ama o zamanlar hiçbir gazetede yazmıyorum henüz. Dedim ya, ha sadece Kırklareli'nde Yeşilyurt diye bir mahalli gazete vardı. Orada yazıyordum yazılarımı. Fakat bu gönderdiğim faks mesajları sonunda tanındım, bilindim. Türkiye'deki iş insanları ve pek çok gazete patronu, köşe yazarı beni tanıdılar yazdıklarımdan. Herhalde ilgi çektim. Bilmiyorum ki ama en çok ilgisini çektiğim gazeteci, Sabah gazetesi başyazarı ve aynı zamanda da zannederim Murahas azasıydı. Güngör Mengi abimizdi. Yani beni köşe yazarlığına ilk teşvik edendir köşelerde. Günaydın gazetesinde de Güngör abinin, nasıl derler ona, tavsiyesiyle de diyebiliriz. Aytunç Altındal da devreye girdi. Ama zaten Bekir Kutmangil de beni yazdığım yazılardan, kendisine giden faks mektuplarımdan tanıyordu. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Söyleyeceğim, anlatacağım, devam edeceğim. Bu Ülkeyi Cahiller Yönetiyor isimli kitabımı 1993 senesinin sonunda yayınlandı. 92'de yazmaya başlamıştım. O kitabımda da yine yöneten parti modeli isimli modelin ne kadar berbat bir model olduğunu anlatıyordum. Bizim gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde siyasetçiler seçimle iktidara geliyorlardı ama siyasetçilerimizin kalitesi, bilhassa milletvekillerimizin kalitesi pek düşük oluyordu. Kasabada çok da ön plana çıkamamış, çok başarılı olamamış ama halkla ilişkileri kuvvetli olan kişiler rahatlıkla parti teşkilatlarını ele geçiriyorlar. Parti teşkilatlarını ele geçirdiğinde o dönemler delegelik bugünkünden çok daha değerliydi, çok daha önemliydi. Çünkü öyle ya da böyle ön seçim yapılıyordu. Ön seçimi Türkiye'de kaldıran lider rahmetli Turgut Özal'dır.
Süleyman Bey ön seçim yapmadan seçime gitmezdi ve hiçbir il başkanını da meclise taşımazdı Süleyman Demirel. Süleyman Demirel'in milletvekili yaptığı hiçbir Adalet Partili ya da Doğru Yol Partili il başkanı yoktur. Turgut Bey başlattı onları. Ondan sonrakiler devam ettirdiler. Tayyip Erdoğan da zirve yaptı bu iş. Canlarım, neydi yöneten parti modeli? Yöneten parti modeli iktidar partisinin şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerini kentin valisi, kentin il ilçe başkanlarıyla birlikte diledikleri iş insanına vermeleri demekti. Özel idare mi boyanacak, badana yapılacak? Muhammen bedel yüksek çıkarılırdı zaten. Olması gerekenin hatta 3 katı fiyat çıkarılırdı. İhaleye de il ya da ilçe başkanı, valiyi de aralarına alıp ikna ederek kendi partili bir iş adamını sokarlardı. Diyeceksiniz ki ama en az 3 teklif, onun kolayı vardı. O iş adamı eşten dosttan 2 tane dandik fiyat teklifi alırdı. Antepli kağıtlar vardı. O zamanlar daktilolarda yazılırdı. O antepli kağıtların 2 tanesine 2 firma Muhammen Bedel'e en yakın ya da hatta Muhammen Bedel'in bile biraz üzerinde olan fiyat teklifleri verirlerdi. İhale kendisinde kalması istenen iktidar partili iş adamı ise ihalenin Muhammen Bedel'ini 3-5 kuruş altında bir fiyat teklifi verir ve fiyat teklif ihale onda kalırdı halinde. Ve devletimizin, milletimizin, halkımızın 10 liralık işi 30 liraya yapılırdı. Ondan sonra da aradaki fark müteahhit, vali ve tabii ki o idare tarafından paylaşılırdı. Değişti mi? Hiç değişmedi. Hiçbir zaman değişmedi. Neden ihale kanunları 17 senede 158 defa mecliste değiştirildi ki sanıyorsunuz siz? Çok büyük dev gibi ihaleler yine böyle verilsin diye değiştirildi. Bir ülke düşünün, 158 defa ihale kanunu değiştiriliyor. Avrupa Birliği kriterlerinde böyle bir şey yok. Kemal Derviş harika bir ihale yasası çıkarıp emanet etti Türkiye'ye. Emanet etti. Harika bir ihale yasasıydı. Ama geldiler AKP'liler, o ihale yasasını kevgire çevirdiler. Perişan ettiler. Bitti. Bunu daha uzun anlatabilirim. İşte bu nedenle ben devletin parti devlet olmasını tenkit ediyordum. Yani seçilen bir partiye iktidar olmuşsa devletin sahibi oluyordu. Kamu bankalarına partili yöneticiler atanıyordu. Liyakat, ne liyakati? Yani bu şimdi yeni değil. Bütün merkez sağ iktidarlar, bu iktidar hepsi, hatta kısacık da olsa gelen CHP iktidarlarında bile hep partili yandaşlar kayırıldı. Adalet Bakanı hangi partidense o partinin yandaşları tarafından dolduruldu, işgal edildi. Bütün bakanlıklar, ama onlarınkisi kısa sürüyordu arkadaş. Bu öyle değil. Bu 17 senede devlet temelinden değiştirildi. İşte bir ara Gülen cemaatinin yapılandığını duyduk. Paralel devlet falan lafları çıktı. Ne zaman o da çıktı? 17-25 Aralık'tan sonra. Eğer 17-25 Aralık'ta mevcut hükümetin yolsuzlukları sergilenmeseydi, bütün dünya mevcut hükümetin bazı bakanlarının yaptıkları hırsızlıkları tanık olmasaydı, cemaatle yine kavga etmeyeceklerdi. Ama hala aklım almıyor. Gerçekten de o yargı, yani daha doğrusu soruşturmaları başlatan, o bakanları suçüstü yakalayan savcılar, emniyetçiler gerçekten de cemaatçi mi, hiç aklım almıyor. Yani madem böyle bir operasyon yapacaksınız, hükümetin ne kadar güçlü bir olduğu bir dönemde hepinizi görevden alacağını bilmeliydiniz. Demek ki Gülen cemaati sizin zannettiğiniz kadar kuvvetli değilmiş. Hiçbirinizi koruyamadı. Ha, ya da operasyonları siz gerçekten cemaatin dışında kendi inisiyatifinizle, gerçekten meslek ahlakınızla yaptınız. Ama şimdi hepiniz hapiste çürüyorsunuz işte. Demek ki neymiş?
tek parti devletlerinde ya da parti devletlerinde ya da yöneten parti devletlerinde bürokratların gerçekten dürüst ve namuslu olmalarına imkan yokmuş. Ya kardeş. Bakın içeride çile dolduruyorsunuz. Hırsızlar, onlar çok itibar sahibi. Onlar hala çok itibar sahibi. Yargılanmadılar bile. Haklarındaki savcılık dosyaları bile şırak diye düştü. O kadar deliliniz havaya uçtu. Siz de kardeşim delil almadan önce suçluya bildirecektiniz. Arkadaş, sizi suç işlerken görüntülemek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Ya da bir hakime gidecektiniz. Tabii ki hakim onlarla beraberdi. Emniyetçiler onlarla beraberdi büyük ihtimalle. Nitekim bakın bakanlardan bir tanesinin haberi hemen şırak diye oluverdi, oğlunu aradı. Ne oğlum kaç para var diye sordu. Birkaç trilyoncuk babacığım dedi o da. Benim canlarım. Yöneten parti modeli bir beladır. Şimdi başkanlık modeliyle beraber daha büyük bela olmuştur. Neden? Çünkü artık kuvvetler kanunu, kuvvetler ayrılığı ilkesi de bitmiştir. Yargı bağımsızlığı yoktur. Yasama organı sıfırlanmıştır. Çünkü cumhurbaşkanı, başkan neyse bu sisteme göre ülkeyi kararnamelerle yönetebilmektedir. İşte bu sistem sonunda Türkiye'de 5 tane büyük müteahhit doğurmuştur. 5 büyük müteahhit. Dünyada devletten en çok ihale alan 5 müteahhit. Ne kadar mı ihale aldılar? 136 milyar dolar. 136 milyar dolar. İşlerinde bir tane üretim yapan yok. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi, otomobil, televizyon, peynir, ya ne bileyim işte tekstil. Hayır, hiçbirisinin böyle ürünleri yok. Ya da başka şirketleri finanse edecek banka. Hayır, yok. Hepsinin ortak özelliği yol, köprü. Yol, köprü, bir de ne? Tünel inşaatları yapıyor oluşları. Şimdi anladınız mı Türkiye'de neden 17 yılda en çok yol, köprü ve tünel yapıldığını? Bir, Makyol. Çevi ailesinindir. Karadenizli bir ailedir. Bütün başbakanlara yakınlığıyla bilinir. Ama en çok, en uzun süre başbakanlık ve başkanlık yapan kişi Türkiye'de Erdoğan olduğu için 17 yıldır Erdoğan'la beraberdir. Ve dünyanın en çok devlet ihalesi alan şirketlerinin ilk beşinden biridir. 2. Cengiz İnşaat. Aldığı milyarlarca dolarlık ihaleden sonra İhaleyi beraber aldığı ortağına telefon açıp milletin anasını ta orasına koduk diyen ünlü müteahhittir. Ve Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı zamanında havuz medyası oluşturulurken iktidar için satın alınan gazetelere verdiği milyonlarca dolar yaptığı hibeyle, böyle diyorlar, hibe olmayabilir, ortak da olabilir, meşhurdur. Kalyon. Her dönemin başbakanına yakın olmuş bir inşaattır. Pardon, Cengiz İnşaat Karadenizli, Rizelidir. Sayın Erdoğan'ın hemşerisidir. Kalyon İnşaat, Gaziantep'li bir ailedir. Sabah gazetesinin sahibidir. Şu anda da bildiğiniz gibi Demirören grubuna dünür olmuşlardır. Kalyon ailesinin oğlu Demirören ailesinin kızıyla evlenerek Hürriyet grubu, Demirören medya grubuyla Sabah, yani ATV Sabah grubu bir bakıma nikahlanmışlardır. Evet, bildiğiniz gibi Sayın Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan inşaat şirketidir ve yol, köprü, tünel inşaatı yapmaktadır. Kolin İnşaat. Türkiye İnşaat firmasına, Türkiye İnşaat dünyasına rahmetli Demirel tarafından ve baba Koloğlu'ydu sanıyorum. Koloğlu olması lazım inşaat firmasının ailesi. Koloğlu baba tarafından kurulmuş bir şirkettir. Anekdot doğru mudur, yanlış mıdır bilmem. Baba Elazığlı bir ailedir. Bir ara Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştır. Kesin bilgi değil. Ancak bir bölümü Süleyman Bey tarafından bizzat bana doğrulandığı için Çillerli Yıllarım isimli kitabımda yayınlanmıştır. Ecevit'in o yokluklar, kuyruklar döneminden sonra azınlık hükümeti kuran Süleyman Demirel, İsviçre'de yaşayan
baba Koloğlu'na telefon etmiş. Çantana ya da neyse nelerine 300 milyon dolar koy, helikoptere atla, Akdeniz çanağına git, bir petrol tankeri, ne kadar petrol tankeri buluyorsan çevir, Ali Ağa rafinerisine gönder. Burada bu para senin hesabına Türk parası olarak yatırılacaktır demiştir ve baba Koloğlu olmayabilir. Ama dedikodu öyle. Ve baba Süleyman Bey'in talimatını dinlemiş. Özel helikoptere atlayıp Akdeniz çanağına gitmiş. Oradaki korsan ham petrol gemilerinde nakit ödeme yaparak Türkiye'yi petrole boğmuştur. Ve halk şaşırmıştır. Ecevit'in başbakanlığı döneminde zerresini bulamadığı fuel oil ve benzin nasıl olmuş da birden bollaşmıştır. Süleyman Demirel güven oyu aldıktan bir hafta sonra Türkiye petrole boğulmuştur. İşte denilen odur ki, tekrarlıyorum, yanılabilirim. Aile isterse açıklama yapar. Biz o adamın oğulları dilizler. Ama o adamın oğulları olmasının hiçbir sakıncası yok bence. Hiçbir sakıncası yok. Süleyman Bey Türkiye'ye gelmiş geçmiş iş adamlarına en vefalı başbakan ve cumhurbaşkanıydı. Süleyman Bey yapardı bu kıyakçılıkları. Ve doğru da yapmıştı. Eğer yapmasaydı Türkiye ekonomisi daha uzun süre petrolsüz kalacaktı. Akaryakıtsız kalacaktı. Ve kışın en soğuk günleriydi. Ocak ayıydı yani. Canlarım benim. 1980 yılının Ocak ayıydı. İşte bu Colin firmasının Türkiye'yi petrole boğan ve Süleyman Demirel ricası üzerine petrole boğan o Elazığlı iş adamının aile işçisi tarafından kurulduğu iddia edilir. İddia edilir. Bunu söylemem lazım. Mutlaka söylemem lazım. Güzel bir şey de olsa yanlışlık yapmak istemem. Limak. Fenerbahçe'de uzun dönem Aziz Yıldırım'ın ikinci başkanlığını yapan ünlü Siirtli müteahhit, yani Emine Erdoğan'ın hemşerisi Nihat Özdemir ve ortaklarının kurduğu bir şirkettir. Evet, bildiniz, o da Colin gibi, Kalyon gibi, Cengiz İnşaat gibi, Makyol gibi yol, tünel ve köprü inşaatları yapmasıyla ünlüdür. Bir de ayrıca havaalanı inşaatları yapar biliyorsunuz. Havaalanı inşaatları değil, zaten son iki havaalanını. Gerçi şeyi neydi o, Sabiha Gökçen'in müteahhit ol değil, satın aldı. Sabiha Gökçen'i satın aldı diye biliyorum, yanılabilirim. Ama 3. İstanbul Havalimanı'nı yapan müteahhitlerden biridir. Canlarım, 136 milyar dolar ihale almışlardır. Bu ihalelerde komisyon döner mi? Bilmem. Ne bileyim ben. Başlarının altında yastık mıydım? Ekonomik birleşme sırasında bilemem. Ama 136 milyar dolarlık ihaleyi verenler, bilmiyorum, bal tutan parmağını yalar derler ama belki de bu ihaleleri verenler parmaklarını yalamamışlardır. 136 milyar dolardan söz ediyoruz. 136 milyar dolar, 136 bin tane milyon demek. 136 bin tane milyon dolar. 5 kişiye, 5. Ya canlarım, hepinizi gözlerinizden öperim. Akşam 22.30'da buluşmak üzere, hoşçakalın.